yani terapik bir oran bir düzeltiğinde. Ya sanki gezer de çocukları oynasın diye. Tabii daha önce çocuklar ciddi boyutta bir de bir dualar okuyorum. Kapatasın aç bir yer çocuk. Tabii olan millet değil. Bunu kabullenmiyor. Dost diye nice nicesine sarıldım. Dost dost diye nice nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım ey yar boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır. Kara topraktır. Beyhude dolandım ey yar boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır. Kara topraktır. Nice güzellere ey yar bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm ne faydalandım. Her türlü isteğim ey yar topraktan aldım. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Her türlü isteğim ey yar topraktan aldım. Benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Gün gelir Veysel'i bağrına basar, benim sadık yârim kara topraktır, kara topraktır. Evet sevgili izleyiciler, insanı insana, insanla insanda insanca anlatan hiperaktif programı başladı efendim. Efendim her zaman söylediğimiz gibi insan demek, hiçbir değerin kendisiyle ifade edilemeyeceği bir yüceliktir. Bütün insanlar
insan olmanın gerektirdiği bir sorumluluk altındadırlar. Bizim yine haftanın ilk gününde sinerjisi, hiperaktif özellikleri son derece yüksek olan Adanalı gazeteci Abdurrahim Haklıkul'la birlikte olmamızın tek ama tek sebebi var. O da insan ve insanlar olarak sorumluluğumuzun sorularını birbirimize sormak ve sordurmak. Bu soru ve sorunlara siz değerli izleyicilerimizle birlikte hep beraber harmanlama cevaplar aramak için buradayız efendim. Veysel'den bir türküyle başladık. Çünkü Türkiye Türksüz ve türküsüz olmaz. Türküler bizim her şeyimiz. Görmeyen bir göz nasıl dünyayı betimlemiş, dünyayı nasıl okumuş, bu da ayrı bir mucize, ayrı bir özellik, ayrı bir güzellik ama... Biz türküsüz yaşayamayız. İlerleyen zamanda sevgili reji inşallah hazırlayacak sevgili Abdurrahim Haklıkul'un Putin'e göndereceği bir türkü var. Bütün Türkiye ile birlikte söyleyeceğiz ve Rusya Devlet Başkanı Sayın Mr. Putin'e göndereceğiz efendim hiperaktif aracılığıyla. Onu da bekleyelim, sabırla bekleyin, bizi izlemeye devam edin. Sayın Haklıkul hoş geldiniz. Günaydın tüm bizi izleyen izleyicilerimize. Hafta başının inşallah iyi başlaması ve hafta sonuna kadar da iyi gitmesini temenni ederim. Gerçekten çok zor bir haftaya girdik. Evet. Önce Rus uçağının düşürülmesi getirdiği sıkıntılar. Sonra gerçekten Kürt halkı tarafından ve Türkiye'deki demokratlar tarafından çok sevilen Diyarbakır Baro Başkanı'nın Hunlarca katledilmesi olayı derin yaralar açtı İçimizde. Ben istersen önce Tahir Elçi ile ilgili konuyu açalım diyorum. O zaman doğru olabilir, Tahir Elçi ile açalım ama önce sevgili eşine, Baro'ya ve Türkiye ailesine ayrımsız ırk, renk, dil, din demeden başsağlığı dileyelim. Aileye de sabır ve metanet dileyelim ve şunu da dileyelim, bir daha böyle şeyler olmasın. Ama bu dilemeyle olmuyor. Bir şeyler yapmamız lazım. Yani bu cinayetler neden işleniyor? Barış diyen, sevgi diyen, güven diyen, efendim bu ülkede ileri demokrasi talepleri olan insanlar neden öldürülüyor? Dünden bugüne neden katlediliyorlar? Bunu da büyüteç altına alalım. Çünkü bu konunun da uzmanı oluyor sevgili Abdurrahim Haklıkul. Buyurun efendim. Kamera alabilirse ben Adana'nın en etkili gazetecilerinden gazetesi Adana Haber ve evet. Rifat Söylemez'in önderliğinde o tarafa yönlendi. Tüm yazı evet. işleri arkadaşları kutluyorum. Çok harika bir başlık atmışlar. Sürmanşetten vermişler. Barış'ın elçisini yüz binler uğurladı diye. Kalemlerine sağlık diyorum ve hemen konuya geçiyorum. Önce Tahir Elçi kimdir? Tahir Elçi Güneydoğu'da Cizreli biri, ailenin çocuğu. Okudu, avukat oldu. Nerede bir haksızlık görürse o haksızlıkta gönüllü olarak da avukatlık yapan biri. Evet. Son zamanlarda söylemleri çok ilginçti. Evet. Barış diyordu. Silahlar sussun diyordu. En son daha da ileriye götürdü. Güneydoğu'da biliyorsun başkaldırı yapan terör örgütünün ve yandaşlarının açtığı hendeklerden dolayı insanlar rahatsızdı. Bu rahatsızlığı bir Kürt olarak, Diyarbakır Baro Başkanı olarak en objektif şekilde dillendirdi, haykırdı, bağırdı. Hendekler kapatılsın dedi. Çünkü insanlar hasta oluyor, yaralanıyor, ambulans gidemiyor. Çok büyük bir sıkıntı yaşanıyor. Sokağa çıkanlar ellerinde beyaz bayraklarla çıkmak zorunda kalıyor. Elbette ki bir Kürt olarak, Diyarbakır Baro Başkanı olarak bunlara sessiz kalması öyle aydın bir insanın düşünülemezdi. Ve sesini oldukça fazla yükseltti. Ve dört ayaklı cami, dört minar neyli cami? Evet, dört sütunlu, minar, evet, dört sütunlu cami. Orada basın toplantısı yapacak. Bunları çok ağır bir şekilde eleştirerek yapacaktı. Önce söylediği laflar çok önemliydi. Allah'ınızı severseniz, Müslümanların mabeti olan camiden, hem de tarihi bir camiden, hem de barış elçiliği yapmış bir camiden ne istersiniz? Yani terör örgütünün o camiyi yıkmak için ayaklarına darbe indirdiği, televizyonda görmüşsünüzdür olay yerinde
yapılan basın toplantısında görmüşsünüzdür. O sütunlar kırılmaya çalışmış. O sütunlar kırılsa cami indirilecek, cami düşecek. Ya camiden ne istiyorsunuz siz? İnsanların inancından ne istiyorsunuz? Siz kime hizmet ediyorsunuz? Artık sizin kime hizmet ettiğinizi çok iyi biliyoruz. Sizin amacınız ucağında oturduğunuz ABD'nin, İsrail'in, Almanya'nın tetikçisi olmuşsunuz. Onların istediği şekilde davranıyorsunuz. Dün Tahir Elçi'yi katletmenizde ağababalarınızdan aldığınız talimat üzerineydi. Türkiye'yi Ruslarla uçak düşürme meselesinde karşı karşıya getiren emperyalistlerin oyununu içeride açmak istediniz. Bunun için de halkın sevdiği Diyarbakır Baro Başkanı'nı katlettiniz. Hiç sosyal medyada timsah gözyaşı dökmeyin. Görüntüleri izleyen herkes biliyor ki o katliamı Sayın Tahir Elçi'yi ve iki polisi siz katlettiniz. Ve devlet Tahir Elçi'yi vurdu diyenlere net bir cevap vereyim. Tahir Elçi'nin koruması olan polis şehit oldu, şehit. Devlete söverken biraz namuslu olun. Aynı namludan çıkan kurşunla Tahir Elçi de öldürdü. Elbette. Bunu da altını çizeyim. Yani biraz Allah'tan korkun. Bu kadar Türkiye Cumhuriyeti devleti düşmanlığı neye? Ya Sayın Cumhurbaşkanı'nı sevmeyebilirsin. Sayın Cumhurbaşkanı, bu cumhuriyet yarın yok. Ya bu devlet olmalı, olmalı, olmalı. Bu devlet olmazsa hani o Avustralya'da Macaristanlı bir gazetecinin çelme takıp çocuğunu yere düştüğü babadan farkınız kalmaz. Hani İzmir'de sahile vuran o 3 yaşındaki 2 yaşındaki bebeklerden farkı kalmaz sizin çocuklarınızın. Allah'tan korkun biraz. Devlet giderse millet diye bir şey kalmaz. Halk diye bir şey kalmaz. Türkçe kalmaz, Kürtçe kalmaz, Ermenice kalmaz. Ya Allah'ınızı severseniz bir ateşin içerisindeyiz. Bu ateşi yakmak isteyen iç ve dış hainlere prim vermeyin. Tahir Elçi'yi PKK öldürdü. Bu kadar net. Elini vicdanınıza koyun. Kimse timsah gözyaşı dökmesin. Kimse Türkiye Cumhuriyeti devletine hakaret etmesin. Devlet katil değildir. Bireylerin geçmiş zamanlarda yapmış olduğu eylemleri devlete mal eden vatan hainidir. Başka bir şey değil. Şimdi gelelim bu bağlantıya. Allah rahmet eylesin Sayın Tahir Elçi'ye. Gerçekten çok üzüldüm. İnanılmaz derecede sarsıldım. Bu ülkede barış isteyenler kim tarafından öldürülüyor? Barış isteyenler emperyalistler tarafından, içerideki ajanları tarafından katlediliyor. Şimdi olay yerine 5 savcı, 15 avukat, 4 tane müfettiş Ankara'dan gelen. Gidiyorlar, delilleri toplayacaklar. Ya 5 tane roket atarla atıyorlar oraya. Olay yerini darmadağın ediyorlar. Şimdi ben soruyorum. Madem devlet yaptı. Devlet kendi savcısının, müfettişinin, hakiminin, sivil toplum örgütlerinden gelen avukatların olduğu olay yerine niye 5 tane roket atsın? Kim attı? PKK attı. Kim o olay yerini bozmak istiyor? PKK. Hadi soruyorum size. Katil kim? Elinizi vicdanınıza koyun. Elinizi vicdanınıza koyun. Öyle konuşun. Gelelim Rus meselesine. Abi olayı bir saniye orada duralım biraz. Gerçekten elin bir olay. Türkiye oradaydı. Ama onun yanında öldürülen 2 tane vatan evladı daha vardı. 2 tane polisimiz vardı. Efendim onlar da kara toprakla genç yaşlarında kucaklaştılar. Bu milleti, bu devleti sizi bizi hepimizi korurken can siperhane hayatlarını feda ettiler. Onların da ailelerine efendim sabır ve metanet, efendim yine Türkiye'nin insanlığın başı sağ olsun. Biz bu tür olaylar olsun istemiyoruz. Ama bir karanlık el ülkenin üzerinde efendim dolaşıyor ta dünden bugüne. Kışlalılar, efendim ondan sonra Uğur Mumcular, kimler kara toprakla kucaklaştılar. Artık bir son verelim buna. Aynı şekilde bu faili meçhullere karşı çıkıyordu Tahir Elçi de. Lütfen o da bir faili meçhul olmasın. Kimse yapanlar net olarak ortaya çıksın. Haklı kulak katılıyorum. Devlet oraya gönderdiği kendi insanının ayağına neden sıksın? Mantığı var mı? Bunlar ucuz spekülasyonlar. Yani bu olayı devlet yaptı demek, geriye çekilmek
Ucuz bir slogan. Efendim bunlar tutmaz hiçbir dünyada devlet. Patagonya'da bile, yani Afrika'da bile hiçbir devlet kendi tebasını öldürerek ne siyaset yapar ne de kendi karizmasını, ağırlığını ortaya koymak ister. Yüce halkının mutluluğunu ister bütün devletler. Ama öldürerek değil. Ya onlara sevgiyle, saygıyla, güvenle davranarak, hizmet ederek. Ama elbette devletlerin de içinden bir takım hainler çıkar. Onların da hesabı sorulur ve bugün soruluyor zaten. Yani dün bu ülkenin askerlerini efendim Silivri'ye tıkanların bir kısmı nerede? Kaçıyorlar ülkeden. Yani adalet kesinlikle o er veya geç muhteremi bulur. Hiç endişeniz olmasın. Evet. Gelelim bunu tetikleyen daha evrensel anlamda Rus uçağının düşürülme olayına. Buyurun. Şimdi ben olaylara hep objektif bakarım. Yani hamasi milliyetçi duygularla kalkıp şey yapmam. Şimdi ben bu Rus uçağını düşüren uçak Eskişehir'den kalkmış. Eskişehir'den kalkıp gelmiş oraya. Şimdi ben o arkadaşa şunu söylemek istiyorum, o pilotumuza. Bir, sen Eskişehir'de görev yapıyorsun. Ayda en az 30 defa Ege'ye havalanıyorsun. Ege'de Yunan uçaklarının tacizini görüyorsun. Sınır ihlalini görüyorsun. Hatta it dalaşı yapıyorsun. Ama nedense uçağındaki o füze tetiğine basmıyorsun. Ayda en az 30 defa Yunanlılar seni taciz ediyor. Sesin çıkmıyor. Dönüyorsun. Suriye uçakları bombardıman yaparken sınırımızı geçiyorlar. Sen onlar için elin tetiğe gitmiyor. Amerikalıların, İsraillilerin uçakları çirit atıyor. Hadi Amerikalılar müttefikin. Peki İsrail uçaklarına niye seslenmiyorsun? Onlara da susuyorsun. 18 saniye. Yani yaklaşık 1200 kilometre hızla gelip, hızını düşürüp dönüş yaparken benim sınırım içerisinde 18 saniye kalmış. Sen diyorsun ki ben uyardım. Tamam. Bir daha uyaraydın. Zaten Suriye sınırına girmiş uçak. Ne diye vuruyorsun? Yani önce şunu bir aklı selim aynanın karşısına geç. Bir sor kendine. Niye vuruyorsun? Gerekçen ne? Bak ne oldu? Dünyada iki kutup. Biri ABD ve yandaşları. Diğeri ona karşı kurulan Rusya'nın, Çin'in, İran'ın içinde yer aldığı, Hindistan'ın içinde yer aldığı, Japonya'nın da katıldığı bir oluşum. Şangay Beşlisi. İki kutup. Yani eskiden Varşova Paktı vardı. Onun yerini alan şimdi bu Şangay Beşlisi. Sen bizi ortada bıraktın. Nasıl bıraktın? Bizim Ruslarla savaşımız bu dünyada kimse kalmazsa ancak o zaman olmalıydı. Başka düşman yok. Bu dünyada iki tane ordu var. Biri Türk Silahlı Kuvvetleri, diğeri Rus Silahlı Kuvvetleri. Meydan muhaberesi yeteneğine sahip iki ordu. Dünyada ne Amerikan ordusu meydan muhaberesi yapabilir, ne Çin ordusu yapabilir, ne de diğer o eftiç devletlerin orduları böyle bir şey yapabilir. Yani sen öyle bir şey yaptın ki o bombayı aslında Ankara'da patlattın, Adana'da patlattın. Sen onu Suriye sınırlarında vuraraktan bunu yaptın. Ben inşallah Genelkurmay soruşturma açar. Bunun bedeli çok ağır olabilir. Bak ilk başta o ağırlığı kaldırırız. Savaşırız. Direniriz. Mücadele ederiz. Milyonlarca insanımızın ölümüne, şehadet şerbeti içmesine sebep olacak bir pilotsun. Sen benim gözümde kimsin biliyor musun? O Arşinel dükünü Sırbistan'da öldüren, adını unuttuğum, bak katillerin adı çabuk unutuluyor, ondan farkın yok benim gözümde. Çünkü Birinci Dünya Savaşı başlamıştı. Milyonlarca insan ölmüştü. Niye öldürdüğü de kimse bilmiyor. Evet. Şimdi gelelim meseleye. Yani en son savaşacağımız ülke olan Rusya'yla bizi savaşın eşiğine getirdin. Olmayan vicdanın çok rahattır, eminim ondan. Ve bugün bak, üstad, kırılan kalpler var, kırılan
gönüller var. Elbette ki. Arkadan bıçaklandık diyen bir Rusya devlet başkanı var. Hakikaten çığlığını biraz da parayona noktasında yükselten bir devlet başkanı var. Ama bir de angajman kurallarını hiçe sayan bir tavır var ortada. Elbette gel buyur durmadan bizim üzerimizden geçti diyemezdik üstad yani buna. Ama daha temkinli davranabilirdik. Zaten orası bir savaş bölgesiydi. Orada bir sıcak hadiseler yaşanıyordu. Yani böyle küçücük bir çıngıyla ülkenin ekonomik, efendim sosyolojik, efendim ontolojik, sınırsal, yani ne bileyim seyahatsal şeyini allak bullak ettik ve maalesef ettik yani. Bunun ceremesini de çekeceğiz zaten olaylarda o doğrultuda seyrediyor. Bir yumuşama da şu anda çok ciddi bir şekilde benim düne kadar izlediğim kadarıyla da görülmüyordu. Şimdi şunu da devam edeyim ben. Buyurun. Bu Putin'e de iki laf söylemekte fayda var. Sen Rusya devlet başkanısın. Güçlü bir devletin var. Senin niyetin ve amacın sıcak denizlere inmek. Suriye'de geldin Esad'a yardım amacının nedeni bu. Orada bir üst sahibi olmak istiyorsun. Emperyalist bir dünya, globallaşmış bir dünyada, elbette ki küresel bir dünyada senin de orada bir üs kurma hakkın eğer o devlete yardım ediyorsan olacaktır. Ancak sen orada Türkiye'nin yaptığı hata değil, bir pilotun yaptığı hatayı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne mal ederek kalkıp beni arkamdan vurdular, hançerlediler deyip dedikoducu kadınlar gibi iftira atmana gerek yok. Bakanlarımızı suçlaman, Cumhurbaşkanımızı suçlamanın alemi yok. Bak ben sana şunu net söyleyeyim. Kendi kendine havalara girmişsin. Evet. Diyorsun ki ben yaptırım uygulayacağım. Hodri meydan. Ey Putin, ne sanıyorsun kendini? Senin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne verdiğin katkı 4 milyar dolar turizmden, 1 milyar dolar inşaattan, 500 milyon dolar da yaş sebze meyveden. Yani kavundan, karpuzdan, domatesden, sattıcandan. Patlıcanlara da iyi evet. Bak Putin Bey. Ama benim sana verdiğim Rus hazinesine giden para yılda doğalgazdan ve hele son verdiğimiz o nükleer santral ihalesinde alacağım pay ortalama yılda 20 milyar dolar. Çıkar 5 milyar doları. 15 milyar dolar. Sen 15 milyar dolar benim ülkemin sırtından para kazanıyorsun her yıl. Kim tehlikeye girecek? Sen gireceksin. Amerika sana ambargo uygulamış. Ambargoyu Amerika'ya rağmen reddedip sana her türlü gıda ihtiyacını gönderen Türkiye'yi bir şahsın bir anlık gafletinden kaynaklanan bir hatadan dolayı dünya kamuoyuna çıkıp elinde kaplan gezdirmeye benzetemezsin Türkiye'yi. Türkiye eğer köşeye sıkıştırıldığını hissettiği anda o dağlarda kartal olur, ovada kurt olur, ormanda aslan olur. Sen midene büyük geliriz sevgili Putin. Elindeki nükleer silahlara sakın güvenme. Allah yattığı yer mekanı cennet olsun. Şimdi o rahmetli Bülent Ecevit'in aldığı karar işte şimdi yerinde. Hatırlar mısınız 74 Kıbrıs bu arada rahmetli Erbakan'ı da takdir etmek lazım. Allah ondan da razı olsun. Amin. Yattıkları yer cennet olsun, mekanları cennet olsun. İncirlik. 70'e yakın orta, kısa, orta ve uzun menzilli nükleer füzeler var. Kime karşı getirmişti Amerika Soğuk Savaş döneminde? Ruslara karşı. 74 Kıbrıs Barış Harekatı'nda akibinde de Amerikalıların bize ambargo uygulamasından sonra üstlerdeki o nükleer füzelerin tamamına el koyduk. Ya sevgili Putin, 70 tane füzemiz var, nükleer başlıklı. Sen Ankara'ya attığın anda ben buradan Mosova'yı yok ederim. Hodri meydan. Ama aklını başına al. Kazın ayağı öyle değil işte. Adam ol. Bak Sayın Cumhurbaşkanımız ayıktı. Bir duygusal aklasyondan sonra ayıktı. Ne dedi biliyor musun? Başkalarının işine yarayacak bir kavganın içerisinde olmayalım. Umarım kulağına küpe olur Sayın Putin. Bu arada demin sevgili Yüksel Mert'in söylediği benim sabah mırıldandığım bir türkü vardı. Alçaklara kar yağıyor. Üşüyor musun?
Ey Putin, o zaman, sen bu işin sonunu biliyor musun? O zaman diyorum ki bakın tamam devlet, devlet başkanları, devlet yetkilileri sokak kabadayıları gibi konuşmazlar. Onlar bir ülkenin kristalleşen örnekleri olarak efendim konuştuklarını kulakları duyar. Biz de sevgili Putin'e Akdeniz Türk Televizyonu, Türkiye'nin en milli televizyonundan efendim bir türkü eşliğinde mesaj yollamak istiyoruz. Buyurun Putin'e armağanımız olsun efendim. Buyurun. Kiraz aldım dikmeden alimem dalları. Halimem dallarını bükmeden Yalanlar bana halimem ben gurbete gitmeden Halimem ben gurbete gitmeden Tombalacık halimem yar başına gel Ben gidiyorum Bolu'ya düş peşime gel Tombalacık halimem yar başına gel Halimem ince fikire daldım Halimem ince fikire daldım Kapılar açılırken Halimem seni geri dön sandım Halimem seni geri dön sandım Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi? Sen bu işin sonunu düşünmedin mi? Bütün aldım hendekten Halimem hekim gelir devrekten Halimem hekim gelir devrekten Kim buna neylesin Halimem yangınımız yürekten Halimem yangınımız yürekten Baygın mısın Halimem baygın mısın gel Hiç haberin gelmiyor dargın mısın gel Baygın mısın Halimem, baygın mısın gel Hiç haberin gelmiyor, dargın mısın gel Tombalacık Halimem, yar başına gel Ben gidiyorum Bolu'ya, düş peşime gel Tombalacık Halimem, yar başına gel Benim Putin'in şahsında tüm Rus halklarına armağanımız olsun efendim. Bu türkü hep birlikte söyledik. Çok teşekkür ediyorum sevgili Abdurrahim Haklıkul. Evet sevgili izleyiciler, hiperaktif bütün güzelliğiyle devam ediyor. Mesajlar da geliyor. Doktor Zerrin Hanım'a sevgi saygılar gönderiyoruz. Bizi izliyormuş. Efendim benim gaz sponsorum. Gazlarda da tehlike var sevgili Talat Özyürek bugünlerde. Sayın Mert Günaydın, hayırlı haftalar, hayırlı yayınlar. Abdurrahim Bey'e selamlar. Kendinizi özletmeyesiniz demiş, selamlar demiş. Çok teşekkür ederiz. Valla haftada bir gün Abdurrahim Haklıkul'la hakikaten içimiz açılıyor. Böyle programcılığın ve programın farkına vardırıyorsun beni. Çok teşekkür ederim. Keşke arada bir İstanbul Yurt TV'ye de gelirsin herhalde abi. Seninle her yere giderim dostum. Canım benim. Cepheye bile gideriz yani kesinlikle Allah'ın izniyle. Evet efendim ne demiştik? Devlet adamları biraz daha munis, biraz daha şivey şivey, biraz daha yumuşak
mesajlar vermeleri lazım demiştik. Bu arada buraya nasıl girer ama bir şey söyleyeceğim. Akşam şeyde dolaşırken haber işte sitelerinde şurada burada bir haber rastladım. Çok ilginç. Tabii benden önce bunu bizim meşhur atçı Hamdi Baba çoktan paylaşmıştı abi. Hamdi Baba dediğinizde oraya bir nokta koyun. O da Adana'nın önemli gazetecilerinden birikim sahibi bir insandır. Geçmişte bizim de haber müdürlüğümüzü yaptı. Suudi Arabistan'da efendim çok önemli bir olay bu. Onlara göre çok önemli bir olay. Tabii ki bize göre de hayvan hakları açısından önemli bir olay. Bir atı eşcinsel diye asmışlar, idam etmişler. Abi, Suudi Arabistan'ın %70'ini asmak lazım. Abi mantığa bak ya arkadaş. Siz eşcinsel misiniz? Ne bildin o atın eşcinsel olduğunu? Yani ya arkadaş at potansiyel suçlu olur mu? Doğanın en özgür hayvanını. Ya abi bu habere ne diyorsun ya bir gazeteci ya, olarak? Yani sadece gülüyorum ya. Acıyorum, utanıyorum, iğreniyorum. Ne anlatayım ya? Sen namusu eğer bir yerlerinde arıyorsan insanların da hayvanların da önce kendine bakacaksın. Kendi yaşam turuna bakacaksın. Evet. Suudi Arabistan'da kalkıp Allahu Ekber deyip batı ülkelerine gittiğinde mayoyu giyip cıbıldak cıbıldak insanların arasında hava atmayacaksın. İnsan biraz utanır ya. Şöyle toplumlarda vardır bu. Yöneticiler tanrıdır. Diğerleri de kul. Kul hata yaparsa dinle cezalandırılır. Ya dinde böyle bir ceza mı var? Ya abi ya delleneceğim. Sen önce o atı idam etme asma yerine o hayvanı, o sana bin çekecek hayvanı asma yerine, onun günahını ve tüm atların ahını alma yerine sen önce bir o vincin altında kalan hacıların hesabını ver. Sen önce o efendim şeytan taşlama noktasında binlerce, yüzlerce insanı öldürmenin hesabını ver. Ondan sonra atın ölümüyle uğraş. Öyle at, böcek, sinek haberleriyle, ölümleriyle o büyük günahını örtme ey kral. Krallarına eyvallahımız yoktur senin. Ne bu ya? Attan intikam alıyor ya. Marabu olmayacak adamlar aşiret devletinde işte böyle kral olur. Maalesef. İnan ki o kadar zoruma gitti ki ya. Bir hayvanı katletmek eşcinsel gerekçelerle. Ya nereden tespit ettin? Nasıl tespit ettin? Yani nasıl biliyorsun? Atla mı uğraşıyorsun gece gündüz ya? Allah Allah. Ya bu zihniyet nedir? Bir defa da yine yıllar önce okumuştum. Efendim yine o bölgede işte üzerine İsrail yazmışlar bir eşeğin. Düşünebiliyor musunuz sevgili izleyiciler ya? Niye eşek diyoruz? O da tartışılır. O ismi veren de Eşrol eşektir bence. Yani niye eşek diyoruz ki? Efendim eşek değil bir defa. İnsana en faydalı hayvanlardan evet, biri. Yani bir emekçidir o. Evet. Emekçinin lideridir o. Önderidir o. Üzerine ne yüklesen götürmem demeyen, isyan etmeyen, beni temsil eden bir mazlumdur o. Mağdurdur o. Eşek dediğiniz hayvan eşşur eşekler. Yani üzerine İsrail yazmışlar bir İsrail mitinginde. Vur Allah vur taşlarla, vur Allah vur. Güle oynaya miting alanına giden eşek acımasız bir şekilde can verdi. Hala kulaklarımda ve gözlerimde o eşeğin ahları, eninleri var. Sevgili izleyiciler, bu mantık ne ya? Yani gökte koloniler kurma noktasına gelmiş olan dünyada bir bilgi çağında bu görüntüler ne o Allahu Ekber diyerek adam kesmeler, kafa kesmeler var mı dinde yeri? Kur'an buyurur ki bir insanı öldürmek bütün insanlığı öldürmek gibidir. Hani Allah adına birbirimizi boğazlıyoruz, birbirimizi öldürüyoruz haşa ve kella. Hani bizim ileri dediğimiz demokrasilerde böyle bir şeyler olmuyor. Neden bu hale geldik, getirildik? Nerede hata yapıyoruz? Ey alemi İslam, aynaya bakıp kendimizi eleştirelim. Haksız mıyım abi, kusura bakma. Ya haksız olur musun? Bak şimdi Suudi Arabistan ve Katar
dini hükümleri en katı uygulayan, yani ben onun dini hükümler olduğuna da inanmıyorum. Onu da söyleyeyim. Arap kültürünü din diye yutturmuşlar. Getiriyorsun, IŞİD'i destekliyorlar. Ve bakın IŞİD camileri yıkıyor. Allahu Ekber diyor, cami bombalıyor IŞİD. Ya sen hem Allahu Ekber diyeceksin, hem camiyi Allah'ın emri bombalayacaksın. Bu nasıl bir tezattır? Bu nasıl bir çelişkidir? Bunların dinle, imanla alakası yok. Ya sen Allahu Ekber diyeceksin. Ve camiyi bombalayacaksın. Anlamı nedir? Allah en büyüktür demektir. Allah'ın adının anıldığı camiyi yerine yeksan edeceksin. Sen Allahu Ekber diyeceksin. Bütün paralarını İsviçre bankalarında, efendim işte Batı'nın bankalarında saklayacaksın. Sen Allahu Ekber diyeceksin. 70 tane hurin ve 70 tane hatunun olacak. Bu Allahu Ekber'in anlamı bu mudur Allah aşkına? Allah innallaha ye'muru bil adili. Allah muhakkak adaleti emreder. Peki İslam'da krallık var mı? Bana bir tane kul Kur'an'da krallık vardır desin. Ya kardeşim Kur'an'da ya eyyühen nas buyurur Cenab-ı Hak. Ey insanlar der ve insanları muhatap alır. Kur'an'da kral, üst sınıf, az sınıf diye bir şey yok. Herkes Allah'ın kuludur. Nas, kadın erkek ayrımı bile yapmaz. Fonksiyonel olarak yapılır o ayrımlar. İnne ekremeküm indallahu etkakum. Sizin en kaliteliniz yasalara uyandır. Sizin en kaliteliniz sakınandır. Hırsızlık yapmayan, zina yapmayan, sömürmeyen, çalmayan, adil olan, eşit davranandır der Kur'an. Ey kral, kulağın duysun bunları. Sana da hiperaktif programından böyle bir gönderme yapalım. Kulağı duymuyormuş. Sağır. Evet. Çünkü 82 yaşında ya. Yine Kur'an'da ayet var. Hatemallahu ala gulubihim. Onların onların kalplerini Allah mühürlemiştir. Ve ala sem'ihim. Kulaklarını da ve ala ebsarihim. Onların gözlerini de. Neden? Çünkü Allah'a sırt döndükleri için, Allah'ın kul ol emrine rağmen kral oldukları için onların gözleri, kulakları, kalpleri mühürlenmiştir. Ve lehum azabun azim. Onlar için azim, şiddetli bir azap vardır. Kur'an böyle buyuruyor efendim. Biz de hala onlara giderek dolarlarımızı, paralarımızı yediriyoruz. Onlar da bütün paralarını Batı'nın bankalarında, her birinin de efendim hanımları yabancı. Ya bunun neresi Müslümanlık ya? Demokrasiyi ey Amerika, onlardan niye talep etmiyorsun? Menfaati var. Tabii menfaati var, para çünkü orada. Şimdi bak, evet. Eskiden komünizm varken TAS Ajansı'nın mesela bir haber yayınlardı. İşte o dönem Adana Dolu Ajansı ya da Hürriyet Gazetesi'nde tek satır üzerine haber çıkardı. Şuydu şey... Politbüro üyesi Çiçerov öldü, yerine Yuri geldi. Evet. Altında habere giriyor. Politbüro üyesi olan Çiçerov'un 83 yaşında vefatından sonra yerine gelen 77 yaşındaki Yuri ile politbüro üyeleri gençleşti. 83 yaşındaki ölmüş, 77 yaşındaki gelmiş, politbüro üye olmuş, gençleşmiş. Al aynısını. 83 yaşındaki karar öldü, 82 yaşındaki prens geldi karar oldu. Arkadan gelenlerin de en genci 75 yaşında. Evet sevgili Abdurrahim yani abi. Yani bunlar politbüro mantığı ve kafasıyla hareket ediyorlar. Evet abi, şimdi biraz da Adana özeline ineceğiz ama ne zamandan sonra efendim yüce halkımızın birbirinden değerli ürünlerini hep birlikte izledikten sonra program devam edecek. Reklamlar efendim. Sevgili izleyiciler, bir terakki programı. Çocukları oynasın diye. Tamam. Bir de dualar okuyorum. Kapatasın, aç bilersin. Tabii, olan bilersin. Bunu kabullenmiyor.